Tasavvuftan gene ilgili bir mevzu, İslam'da Allah sevgisi. Profesör Doktor Suat Yıldırım hocamızın yazısı. Bu yazıyı buradan New Jersey'den Serdar Keskin Bey hocamla mütalaa edecekler beraber. Ben sözü onlara veriyorum. Evet, teşekkür ederim Hüseyin abim. Suat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bütün Haziroğlu ve bütün izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle de Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Çünkü Abdullah Hocamızın makalesini güzel bir şekilde sundu. Hatta ben bilseydim ben de özür beyan edip onu vekil tayin etmek isterdim. Evet, teşekkür ediyorum. Suat Hocam, müsaade ederseniz önce kısa bir giriş yapayım yazınızla alakalı. Ondan sonra birkaç sorum var. Lütfederseniz inşallah istifadeli olur. Evet, buyurun efendim. Profesör Doktor Suat Yıldırım Hocamızın yazısı hacimli bir yazı. 5 sayfayı geçkin bir yazı. Ben birkaç kere okudum. Hakikaten istifade ettim. Zaten okursanız, birkaç kere okunursa görülecektir ki hadisle, Kur'an'a dayalı hadislerle bezenmiş ciddi bir yazı. Referanslardan da anlaşılıyor. 30'a yakın referans vermiş hocamız. Başta bir ciddi bir eğitimcinin yaptığı gibi bir soruyla başlamış çok güzel bir şekilde. Kur'an'da Allah'ın Celle Celaluhu kulun Rabbini sevmesi var mıdır? Buradan bunun en sağlam delili olarak Esma-i Hüsna'dan El-Vedud ismini, yani yaratıklarını çok seven, onlar tarafından sevilen ismini örnek vererek hocamız yazısını devam ettirmiş. Müsaade ederseniz hocam, yazınızın ana fikri nedir? Yani siz bu yazıda vermek istediğiniz mesaj, sizi bu yazıyı yazmaya iten sebepler nelerdir? Bunları alabilir miyiz? Hay hay efendim. Doğrusu böyle bir yazıyı yazma ihtiyacını şundan duydum. Batılı binlerce akademisyen var. Onlar İslam hakkında, Kur'an hakkında çalışmalar yapıyorlar, yapmışlar. Onların çoğundaki fikir, izlenim şu. Yani Kur'an'da Allah'ın insanları sevmesi, insanların Allah'ı sevmesi kavramı yok. Allah daha çok böyle bir hakim, yani şu manada hakim, jüj yani mahkeme hakimi, adil olabilir, adil ama sadece hakim konumunda olan biri. Hatta yakınlarda yine bir akademisyenin bir kitap ilanını gördüm. O da yine aynı izlenimi ifade ediyor. Fakat onun bir farkını şurada gördüm kitabın tanıtımından. Böyle olmakla beraber yine Kur'an'da sevgi intibağı uyandıran şeyler de var diyordu ama bu çok yaygın ve yerleşmiş bir kanaat. Hatta batılı akademisyenlerin İslamiyet hakkındaki incelemelerinin özeti durumunda olan ve 40 küsur senede hazırlanmış olan, Türkçe'ye de tercüme edilmiş olan İslam Ansiklopedisi'nde de Allah maddesini yazan MacDonald yine bu ve benzeri izlenimleri ileri sürüyor. O bakımdan
Kur'an'da Allah sevgisi olduğunu anlatma ihtiyacını duydum. Çünkü bunun biraz da İslam dünyasıyla ile ilgili tarafı var. Çünkü bizim kelam alimlerinin çoğu Allah Teala hakkında Allah Teala hakkında caiz olan olmayan şeyler, Allah'ın sıfatları, fiilleriyle ilgili incelemelerini anlatırken sevgi bir duygusal meseledir. Sevgi şeyi gerektirir. Sevenle sevilen arasında bir mücaneset, bir benzerlik olmasını gerektirir. Bu ise olmadığı için sevgi sözlük anlamıyla, gerçek anlamıyla Allah'la kul arasında düşünülemez gibi düşünen, bunu ifade eden kelam alimleri de var. Bunlar da çoğunlukta. İşte böylece bir yaygın kanaat hem dışarıdan İslamiyet'i inceleyenler arasında, hatta hem de Müslümanların bilim adamlarının birçoğu tarafından ifade edilince, dolayısıyla bu konuda bir çalışma yapmak gerektiğini hissettim. Onun için bu konuyu ele alan bir makale dergi çarpında, derginin ölçüleri içinde anlatacak kadar öyle bir hacimde bir kaleme aldım. Çok iyi etmişsiniz hocam. Allah razı olsun. Peki hocam, sevgi duygusal bir olay mıdır? Yani sevgide insan iradesinin payı var mıdır yani? Bunu bir izah etmek, izah edebilir misiniz? Önemli bir soru. Genellikle yaygın intiba, kanaat odur. Yani sevgi daha çok duygusal bir olaydır. Bu da doğrudur. Fakat insanın bütünlüğünü göz önünde alarak konuşmamız lazım. İnsanda duygu tarafı olmakla beraber bir de akıl vardır, irade vardır ve bunun da hakkını vermek gerekir. İnsan Allah'ı bütün varlığı ile sevmelidir. Bütün varlığına onun merkezi parçası olan aklı da dahildir. Öyleyse onu aklıyla da sevmek gerekir. Herkes kabul eder ki akıl bir duygu değildir. Aksine duygudan çok daha başka bir şeydir. Buradan anlaşılıyor ki mukaddes kitapların Tanrı-insan münasebetlerini belirtmek için kullandıkları sevgi sırf duygusal bir anlamı haiz olmamalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir bedevi gelip şöyle bir soru sormuştu. Kıyamet ne zaman? Efendimiz ona kıyamet için sen ne hazırladın? Demişti. O da dedi ki doğrusu çok namaz, oruç, infak, yani böyle amel olarak, salih amel olarak hazırladığım fazla bir şey yok. Ama ben Allah'ı ve Resulünü severim. Böyle deyince Peygamber Efendimiz o zaman hepimizin çok duymuş olduğu hadis-i şerifini buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İşte Peygamber Efendimiz'in bu açıklaması açıkça şunu gösteriyor. Demek ki sevginin duygu tarafı da vardır. Fakat sevgi yani itaattan başka bir şeydir. Çünkü bizim bazı alimler, bazı kelamcılar
sevgiyi itaatle açıklarlar. Yani kulun da Allah'ı sevmesi ama ona itaat etmesi, onun rızasına çalışmasıdır derler. Ama halbuki bu Peygamberimizin bu açıklaması da açıkça gösteriyor ki sevgi itaatten daha başka bir tarafı daha izdir. Duygu. İnsan sevebilir ama itaatte kusurları olabilir. Öyle mi hocam? Evet. Evet. İnsan sevebilir ama itaatte kusurları olabilir. Evet. Öyle mi diyoruz hocam? Evet. Evet. Olabilir. Sevgi başka bir şey. Sevginin başka bir tarafı olduğunu buradan da anlıyoruz. Peki hocam, yani insanın yaratıcısını sevmesi, yani Rabbinin, insan neden sevmelidir? Evet efendim. Bunu biraz akli tarafı daha fazla olan yönüyle ele alalım. Sevginin başlıca sebebi şudur. Güzellik. Yani güzel olanı insan sever. Buna cemal diyelim, cemal, güzellik. Sevginin bir başka önemli sebebi kemaldir, yani mükemmellik. Yani insan çok mükemmel olan şeyi takdir eder, hayran kalır, sever ve o mükemmellik yin ileri olma derecesine göre de o sevgisi, o hayranlığı artar. Şimdi şeye bakacak olursak, bütün bu kainatı dolduran güzelliklere, yani çiçeklerden, kuşlardan, insanlardan, enva türlü 2 milyondan fazla tür olan canlılardan, bütün bu her tarafta renk renk harika güzellikler, harika desenler, bütün bunlar neyi gösterir? Bunları yaratanın çok güzel olduğunu gösterir. Çünkü madem ki bu güzellikleri yaratıyor, öyleyse kendisinde muazzam bir güzellik var ki o güzelliğin bir kısmı buralara yansımış, buralarda tecelli ediyor. Kim bilir onu bu kadar güzelliği yapan ne kadar güzeldir, ne kadar mükemmeldir diye haliyle düşünür. Üçüncü önemli unsur ihsandır. Yani bir de o bu işleri yapanın insanlığa, insanın kendisine ve bütün insanlara, bütün mahlukata yaptığı iyilikler, güzellikler, lütuflar. Bu tarafı da düşününce insan başta kendi yaratılışından, bir gözle görülmeyen bir hücreden itibaren milyonda bir olabilecek şekilde hiç tehlikeye maruz kalmadan bir mükemmel insan olarak yaratılıyor. Ondan sonra bütün daha kendisi gibi milyarlarca insan bu şekilde yaratılıyor. Onlara güzellikler, onlara nimetler, onlara ihsanlar yapılıyor. Hatta şunu şöyle düşünse ki gerçekte aslında budur, bu hayal değil. Bu dünya gemisini, dünyayı bir gemi gibi yaratıp hızlı bir uçaktan çok daha süratli bir şekilde döndürüyor, uzayda döndürüyor. O geminin içinde milyarlarca
başka insan ve bütün mahluklar var. Her birinin lezzet alacağı bütün lezzetler, güzellikler, nimetler orada emrine hazır edilmiş. Böyle bir uzay gemisinde lütuflarda bulunup seyahat ettiriyor. Sadece kendisini değil, yakınlarını değil, bütün bir insanlığı. Bütün bu lütufları yapanın ne derece büyük bir ihsan sahibi olduğunu insan düşündükçe ona olan hayranlığı kat kat artar. Hepimizin bildiği gibi artar. İşte bunları düşündükçe Rabbini ne kadar sevmesi gerektiğini insan haliyle anlar. Dolayısıyla sevmenin başlıca çok önemli vesileleri, gerekçeleri hepsi kulun Rabbini sevmesi için mevcuttur. Bunları bu şekilde ifade edelim bu dar zamanda. Allah razı olsun hocam. Sizden de. Hocam yazının son taraflarında, son iki sayfasında Hristiyanlıkta da Tanrı sevgisinden bahsediliyor. Vaktimiz çok kalmadı biliyorum. Sizi de çok daha fazla yormak istemiyoruz. Şöyle kısa bir karşılaştırmasını yapabilir miyiz? Hristiyanlık evet, Tanrı sevgisi, İslamiyet'teki Allah sevgisi. Şimdi Hristiyanlıkta sevgi çok ön plana çıkarılmaktadır. Hatta Tanrı sevgidir diye meşhur bir özeti vardır Hristiyanlığın. Ama bu İncil'lerde yer almaz. Sadece Yeni Ahit'in Yuhanna'nın mektubu, Yuhanna'nın birinci mektubunda yer alan bir sempole ait bir sözdür. Hristiyanlık bu konuda biraz çok fazla şey yapmıştır, yani mübalağa yapmıştır. Ve hatta bundan dolayı Hristiyanlar Tanrı'nın çocukları olarak kendilerini görürler. Hatta bazı Hristiyanlar, yani Hristiyanların önemli gelen isimleri daha ileri giderek Tanrı insan oldu ta ki insan da tanrılaştın. Veyahut da Hristiyanlığın ideali olarak tanrısal hayata katılım, yani participation à la vie divine diye ve bu şeylerde her hafta yapılan ayinlerde, komünyonlarda böylece tanrısal hayata katılım yaptıklarını düşünürler. Fakat bu aslında İncil'lerde yer alan bir kavram değil. Ama İncil'lerde mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şu sözü nakledilir: sen Rabbini, Tanrını bütün aklınla, bütün kalbinle seveceksin. Her şeyden çok seveceksin. İşte Hazreti İsa'nın bu sözündeki sevgi hem duygu tarafı olan hem de akıl ve irade tarafı olan bir sevgidir, bir karar sevgisidir. Zaten eğer bir
sevgide iradenin rolü olmayacak olsaydı, ona seveceksin emrini vermek anlamsız olurdu. Demek ki sevgide bir irade ve bir karar önemlidir. O itibarla Kur'an'da da kulun Allah'ı sevmesi, Allah'ın kulu sevmesi var. Buna dair ayetler var. Mesela sizden kim dininden dönmek isterse dönsün. Eğer siz dönerseniz Allah kendisini seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği insanlar yaratır mealinde ayet var. Veyahut da kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Peygamber Efendimiz'e hitaben de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin gibi ayetlerdeki kavramlar açıkça Allah'la kul arasındaki karşılıklı sevginin olduğunu gösteriyor. Allah Teala insanlarda duygusal tarafa da yer vermiştir sevgi konusunda. Mesela Kur'an'da ve nefaktu fihi min ruhi. Allah Teala insanı yarattırken, yarattıktan sonra ona ruhundan üflediğini, ilahi bir nefha olarak üflediğini bildirmektedir ki, yani ruhaniyet bakımından insandaki ilahi ruhaniyet için bu çok önemli ve yeterli bir delildir. Keza bir hadis-i şerif şunu bildirmektedir. Cennetlikler cennete girdikten ve oradaki harika nimetlerden, güzelliklerden, tablolardan istifade ettikten sonra öyle düşünürler ki, hiç yani böylesi şeyler bizim hayalimizde bile, rüyamızda bile olmayan şeyler idi. Bu güzelliklere Allah bizi kavuşturdu. Ama bunları gördükten sonra Allah Teala tecelli eder onlara, der ki size daha başka bir şey vereyim mi? Daha istediğiniz bir şey var mı? Onlar derler ki ya Rabbi, daha ne isteyebiliriz ki? Her şeyi en mükemmel bir şekilde, bütün güzellikleri verdin. Ama ondan sonra Allah Teala perdeyi indirip kendi cemalini onlara gösterince, o zaman onu görünce bütün diğer nimetleri unutacak şekilde bir güzellik karşısında olduklarını görürler. İşte bu gibi çok naslar Allah Teala'nın harika cemalini gösterir ve dolayısıyla Kur'an'da, İslam'da Allah sevgisinin son derece yerli yerince oturduğunu gösterir. Bilmiyorum, eğer 2 dakika vaktimiz varsa bir şey daha söylemek isterim. Nasıl şeyimiz Serdar Bey? Sağ olun hocam. Biraz geçtik ama hocam, buyurun lütfen. Yani ben bir de şunu buyurun bu hocam, buyurun söylemek isterim. Şimdi Müslümanların ihmal ettiği bir konu var. O da komşuyu sevme meselesidir. Hazreti İsa'nın o sözünde hani Allah'ı bütün kalbinle, aklınla seveceksinden sonra bir de ve komşunu da kendin gibi seveceksin şeysi var. Hristiyanlık gerçekten bu iki emri baş tacı etmekle çok övünürler haklı olarak. Bunlar ideal şeyler gerçekten. Ama burada komşu insanın
bulunduğu ortamdaki diğer insanlar anlamında kullanılır. Ama bu emir Müslümanlıkta da var. Yakınını seveceksin. Kur'an'da ayetlerde var, hadislerde var. Fakat Kur'an-ı Kerim yakınlar derken tabii soy bakımından yakın olanlar, akrabalar öncelikli olarak buraya girerler ama aslında Kur'an-ı Kerim meselenin doğru anlaşılması için vel caril kurba vel caril cünübi, yani yakın komşuları uzak komşuları da diye açıkça bildirir. Uzak komşular gayrimüslim olan diye beraber yaşadığınız insanlar olarak tefsir edilirken bunlar hep gözden kaçmış. Şimdi akraba, yakın diyen ayetler ve hadisleri Müslümanlar maalesef sadece soy akrabaları olarak hep düşünmüşler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde yakınlar derken tabiatıyla soy akrabaları da buna öncelikle dahil olmakla beraber insanın bulunduğu ortamdaki diğer insanlar, yani kendilerine, kendileriyle aynı ortamda yaşadığımız insanlar yakınlar olarak bize bildirilmişken bu konu gözden kaçmakta maalesef. Dolayısıyla yakınlar derken işte sadece soy akrabaları değil, bulunduğumuz ortamdaki beraber yaşadığımız insanlar. Bunları da kendin gibi seveceksin. Bu emir zaten İslam'da da var. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. İnsan kendi kardeşinin, yani beraber yaşadığı insan kardeşi için de sevecek. Kendisi için sevdiğini onlar için de sevmedikçe, istemedikçe imanı kamil olmaz diye buyurmakta. Dolayısıyla bu konuya da vurgu yapmak önemlidir diye düşünüyorum. Evet, tamam. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hem yazın için hem vaktinizi ayırıp bu güzel açıklamaları yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.